Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Çok özel bir son dakika var. Emre Belezoğlu Ankara Gücü'nde. Az önce yayına girmeden önce Yücel abiden de müsaade isteyerek yayın saatini aksatmadan Faruk Hoca ile konuştum. Ankara Gücü Başkanı. Birazdan özel demeci Ajans Spor'da son dakika olarak yer alacak. Bunu belirtelim. Bir son dakika geliyor. Hemen söyleyelim. Emre Belezoğlu Ankara Gücü'nde hayırlı uğurlu olsun sevgili dinleyenler. Evet, birazdan bu son dakikayı sizlerle paylaşacağız. Süre belli değil. Bunu söyleyelim. Süre belli değil. Anlaşmada. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Henüz süre belli değil. Birazdan son dakikayı sizlerle paylaşacağız. Şimdi isterseniz bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, Ankara Gücü'nde Emre Belezoğlu dönemi. Sayın Başkan Faruk Koca ile konuştuğumuzda hemen söyleyelim. Emre Belezoğlu ile her konuda anlaştık. Her iki taraf için de hayırlı olsun dedi. Az önce Sayın Başkan Faruk Koca doğruladı haberleri. Emre Belezoğlu dönemi hayırlı olsun. Ankara Gücü'nde teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe ve Başakşehir'de görev almıştı. Başakşehir'den bu sezon ayrılmıştı Emre Hoca. Geçtiğimiz sezon Başakşehir'deydi. Önemli bir grafik elde etti. Fenerbahçe döneminde önemli bir grafik elde etti. Kariyerinde Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Başakşehir, hemen kontrol ediyorum, Atletico Madrid gibi önemli kulüpler var. Inter'de oynadığı dönemde çok çok önemliydi. O dönemi hatırlarsınız. Okan Hoca ile birlikte oynamışlardı. O dönem Inter'in Inter olduğu dönemdi. Sonrasında Newcastle United, ardından Fenerbahçe, Fenerbahçe döneminde Atletico Madrid macerası, tekrardan Başakşehir, Fenerbahçe ve futbol yaşamını sonlandırdı. Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe ve Başakşehir'de görev aldı. Şu an Ankara Gücü'nde, her iki taraf için de hayırlı olsun diyelim. Evet, resmi açıklama geldi Sayın Başkan Faruk Koca'dan. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Allah utandırmasın diyelim. Ankara Gücü'nde dün Tolunay Hoca ile yollar ayrılmıştı. Güçlü adaylar arasında teknik direktör Rıza Çalınbay vardı. Samet Aybaba, Emre Belezoğlu, 3 isim adaylar arasındaydı. Bugün Ankara Gücü Başkanı da, Faruk Koca da, Sayın Başkan da doğruladı. Bunu söyleyelim. Birazdan konuyla ilgili resmi açıklama da gelecektir. Evet, Emre Belezoğlu hayırlı olsun diyelim. Devam edelim yayınımıza. Önemli konuklarımız olacak bugün. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda A milli takımdan, Stefan Kuntz döneminde görev alan A milli takımda yardımcı antrenör olarak birinci yardımcısı Stefan Kuntz'un ayrılmıştı. Birazdan Kenan Koçak Hoca bizlerle birlikte olacak. Montella için, Montella'nın ekibinde ol diye de kendisine teklif verilmişti. Ayrıldı. Bunu söyleyelim. Görevi kabul etmedi. Şu anda Süper Lig'de teknik direktör değişimleri oluyor. Ben Kenan Hoca'nın da Süper Lig'de teknik direktör olarak görev alacağını düşünüyorum sevgili dinleyenler. Önemli bir kariyere sahip Kenan Koçak'ta. Bunun da altını çizmekte fayda var. Evet, son dakika özel röportajımızı sizlerle buluşturduk. Ankara Gücü'nde teknik direktörlük görevine
Emre Belezoğlu geldi. Bunu da belirtelim sevgili dinleyenler. Emre Belezoğlu dönemi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ankara Gücü'nde Emre Belezoğlu dönemi. Emre Hoca önemli bir kariyere sahip. Önemli bir teknik direktör. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Birazdan Kenan Koçak bizlerle birlikte olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Kenan Hoca ile birlikte milli takım sürecini konuşacağız, Süper Lig'i konuşacağız. Kendisi birçok oyuncunun da görev almasına katkı sağladı. Süper Lig'den birçok oyuncunun da Anadolu kulüplerinden oyuncuların da milli takıma seçilmesinde katkı sağladı. Bunları da konuşacağız, değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Hattımızda şu anda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Kenan Koçak. Kenan Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Almanya'dasınız. Geri döndünüz. Hafta sonunda bir Türkiye'deydiniz hocam. Düğün merasim için gelmiştiniz. Şu anda Almanya'dasınız. Geri döndünüz. Hocam hemen sıcağı sıcağına başlayalım. Milli takımdan ayrılık süreci. Stefan Hoca ile göreve geldiniz ama siz A milli takım tarafından, yani federasyon yetkilileri tarafından direkt istenilen ve beğenilen bir isimdiniz. Birinci yardımcı olarak bu süreçte görev aldınız. Ardından da hocam medyada yer aldı. Montella'nın ekibinde ol diye size teklif yapıldığı yer aldı. Öncelikle hocam böyle bir teklif aldınız mı? Ve geride kalan süreç sizin adınıza nasıl geçti? Tabii bu iki yıl evvel bu göreve başlarken kendi kariyer planlamam adına da şimdi birkaç yere de söyledim. Şimdi de söyleyeyim, tabii ki bayrak olduğu için, milli takım olduğu için, evet, iki yıl evvel bu gelen teklifi kabul ettim. Evet. Çünkü ondan evvel Türkiye'de herhangi bir futbolculuk kariyerimde veya hocalık kariyerimde nasip olmamıştı. Dedim tamam, Türkiye'de madem böyle bir proje var, böyle bir konu var, konuda milli takımsa o zaman kendi şeyimizi de biraz geri adım atıp bu teklifi kabul etmiştim. İki yıl benim için tabii ki çok yorucu geçti, iyi geçti. Kendi ülkesine hizmet etmiş bulunuyorum. Kendi ülkeme hizmet ettim. Ne kadar yorucu olsa da, ne kadar yoğun da olsa sonuçta o ay yıldızı maaşı dinlediğim her vakit kendi enerjimi yineden zirve yaptığımı hissettim. Çünkü o duygu ve his her şeye bedeldi. Ama tabii bu ayrılık süreci de maalesef futbolda oluyor. Dünya bunun üzerine kurulu zaman. Ne zaman beraberlik olduğu zaman ayrılık da var. Evet. Onun için yönetim kurulumuzu böyle bir karar aldı. Kendilerine tabii senin soruna gelmek üzere. Evet, benden yönetim kurulu başta başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi, diğer yöneticilerimiz Müslüm Özmen beyefendi olsun, Yusuf Kınay beyefendi olsun, İbrahim Burkay beyefendi olsun, Hamit Altıntop, Mustafa Erüt, şimdi tabii aklıma gelmeyen isimler, değerli yöneticilerime tekrardan buradan şükranlarımı sunuyorum. Kendileri bana böyle bir talepte bulundular. Lakin ben de böyle bir şeyin doğru olmayacağını düşündüm. Çünkü yeni gelen hocanın da önünü açmak için, madem ki böyle bir karar alındı, o zaman yeni hocanın da ekibiyle gelmesini daha uygun gördüğümü konuşarak, sarılarak, anlaşarak ayrıldık. Şunu da belirteyim, burası milli takım. Ben buraya sadece görev olsun diye gelmedim. Ben 7-24 o içinde olsam da olmasam da ve herhangi bir fonksiyon bile yapsam futbol işiyle dışarıda, ben her zaman milli takım için varım ve her zaman milli takımın elemanlarıyız. Çünkü orada illa kademeli bir işçi veya bir görevli olarak görmüyorum ben bu işçi. O yüzden dışta bile olsa milli görevimiz ülke futbolu için, ülkemiz için bir nevi devam ediyor. Şunu da söyleyeyim, Montella'yla çok bağlantı kuruldu. Benim Montella ve Montella'nın bana böyle bir teklif veya ben Montella'yla öyle bir muhabbetim olmadı. Montella'nın da bana öyle bir teklif olmadı. Ben sadece federasyon tarafından bana böyle bir istek geldi. Oturduk, konuştuk ama dediğim gibi sonra da sağlayarak ayrıldık. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım.
Kenan Koçak sohbetimiz devam ediyor. Kenan Hocam, size milli takım tarafından mı devam ettirildi peki? Öyle bir muhabbet oldu mu? Az önce de ifade ettiniz zaten. Evet, öyle bir teklif, öyle bir istekte bulundular sağ olsunlar. Ben de yine teşekkür ediyorum onlara bu aracılıkla. Aynı saydığım özellikle yönetim kurulunda Sayın Başkanımıza. Evet. Ama söylediğim gibi oturup konuştuk, sarılarak ayrıldık. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Kenan Koçak sohbetimiz devam ediyor. Kenan Hocam, milli takımda yaklaşık 2 yıllık bir süreç. Bu süreç sizin adınıza nasıl geçti? Özellikle de bu noktada teknik direktör Stefan Kuntz'un Alman basınına yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bilmiyorum, takip ettiniz mi? Bu noktada medyaya çok sert eleştirilerde bulundu. Özellikle de sosyal medyadaki sosyal medyada bilinç kültürünün olduğundan bahsetti. Ne dersiniz hocam? Sizlere haksızlık edildi mi? Şimdi Salim'cim, buyurun. Yani ben Kuntz Hoca'nın ne konuştuğunu bilmiyorum, okumadım, görmedim. Evet. Şimdi ben saymada veya okumadım, duymadım bir şey hakkında yorum getirmek de bana yakışmaz, doğru da bulmuyorum. Evet. Futbol camiası bu. Futbolun içindeyiz. Maalesef medya, sosyal medya, bunlar tabii ki önemli bir faktör ama bunlar da futbolun içinde. Bunlar da aynı gemide. Evet. Ve böyle olunca tabii ki futbolda ister istemez eleştiri de oluyor. Eleştiri kültürü de olması lazım seviyeli bir şekilde. Ve biz teknik adamlara tabii ki bu tür eleştirilerle yaşamayı, değerlendirmeyi, kendimize oradan pozitif bir pay çıkarmayı bilmemiz lazım. Şimdi doğru mu, doğru değil mi, hak var mı, haklı pay var mı? Tabii ki herkes kendi penceresinden bakıyor. Yalnız biz ekip olarak tabii ki gönlümüz rahat. Biz Hırvatistan'la aynı puandayız. Uluslar Ligi'nde rakipler kim olursa olsun C Ligi'nden B Ligi'ne çıktık. Yaklaşık puan ortalaması 2 ile oynadık. Yani biz takımı iyi bir şekilde bıraktığımızı ve bir adımla Almanya'ya baktığımıza inanıyorum. Evet. O yüzden son bir adımı da eminim bu son 3 maçta çocuklar gerçekleştirecektir. O yüzden ekip olarak yani içimiz en azından rahat. 22 tane futbolcu milli takıma kazandırdık. 22 tane futbolcu seçildi. Zaman zaman Anadolu kulüplerinden seçildi. Bunlar bunun üzerine büyük takımlara transfer oldular. Ferdi Kadıoğlu gibi, Salih Özcan gibi futbolcular ülke futboluna katıldı. Yani elimizden geldiği kadar, tabii ki yanlışlarımız da olmuştur. Her zaman biz hiçbir zaman bahsetmedik, yanlışlarımız olmadı, şöyle oldu, böyle oldu veya yorum da getirmedik. Tabii ki olmuştur da. Ama biz elimizden geldiği kadarıyla ülke futbolu için veya ben elimden geldiği kadar ülke futbolu için, ülkem için en iyisini yapmaya çalıştım. Peki hocam, şunu merak ediyorum. Yani cevaplamakta özgürsünüz. Hakan Çalhanoğlu'nun etkisi oldu mu Stefan Kuntz'un ayrılığında? Ya yine diyorum, yani ben şimdi bu konuda yorum getirmem doğru olmaz. Çünkü evet. Yani sonuçta yönetim kurulu bu kararı verdi. Evet. Yönetim kurulu da verdiği bu karara saygı duymak lazım. Saygı duyuyoruz. Ben 2 yıl boyunca Türkiye milli takımında karakterli, onurlu futbolcularla çalıştık. Onları öyle tanıdım. Sonuçta ben bu kararın yönetim kurulu verdiğine inanıyorum. Sonuçta burada bir başkanımız var ve biz de bu karara saygı duymak zorundayız. Öbür türlü versayımlara veya ortada dolaşan laflara şu şöyle oldu, bu böyle oldu itibar vermeyen biriyim. Onun için bunun hakkında da yorum getirmek istemiyorum. Peki hocam, bundan sonra Kenan Koçak'ın hedefleri nelerdir? Süper Lig'de görecek miyiz? Çünkü ben yakından şahidim. Milli takım sürecinden önce isminiz çok önemli bir camia, Fenerbahçe ile anılmıştı o dönem. Alanya Spor'la anıldı. Alanya Spor'la ciddi bir görüşme de oldu. Ve şu anda da ayrıldınız. Almanya'dasınız. Tek bir Süper Lig var mı hocam? Yani Türkiye'de takım çalıştırmak istiyor musunuz? Milli takım sürecinde de hep ülkedeydiniz. Tüm maçları takip ettiniz. Bunu da belirtelim. Süper Lig'i yakından tanıyorsunuz. Nedir hocam planlamanız bu doğrultuda?
Valla bu iki yılda tabii ki işimiz gereği de Anadolu olsun, İstanbul Art Kulüpler olsun, gezmediğimiz kulüp kalmadı. Gitmediğimiz stat kalmadı. İdari menajerimiz Mert Tuncay'la beraber özellikle. Evet. Gittik orada tabii ki işimiz gereği sevdik. Bunun ne oldu? Bunu yapmakla tabii ki kendimize ülke futbolunu, ülke futbolcusunu, ülkenin futbol mekanizmalarını daha yakından takip ettik. Ben tabii ki yönetim kurulumuza da söyledim, başkanıma da söyledim. Ben buraya gelmeden evvel biliyorsun ben Almanya'da 250 yakın profesyonel maç yapmış hobi hoca olarak her şeyi geri atıp geldim. Ve yine yönetim kurulumuza bu konuşmayı da söyledim. Ben artık yine tekrar teknik direktör olarak çalışmayı düşünüyorum. Artık yine tekrardan kendi yolumu çizmeyi düşünüyorum. O yüzden bu Süper Lig olur, başka bir lig olur. Hangi takıma daha uygun olursa, hangi takımda kendimi görebileceğime inandığım bir proje olursa, çünkü bana göre bir futbol takımı bir hocanın aynasıdır sahadaki performansıyla. Hangi takımda kendi aynamı görebileceğime inandığım bir futbol kulübü, bir futbol takımı varsa ben de tabii ki oturur konuşuruz. Neden olmasın? Sonuçta hizmet etme, hizmet etmemiz devam ediyor. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Kenan Koçak. Sohbetimiz devam ediyor. Kenan Hocam, dinleyenlerimizle de paylaşalım. Milli takımda antrenörlük sürecinizden önce hep birinci adam olarak görev aldınız, teknik direktör olarak görev aldınız ve önemli kulüplerde görev aldınız. Bunun da altını çizelim. Önemli başarılar elde ettiniz. Ve Almanya'da çok ciddi kulüpler hocam. Hemen söyleyelim. Son çalıştığınız kulüp Hannover'di. Çok önemli bir kulüp. Çok çok önemli bir camia. Hep puan ortalamasına da bakıyorum hocam. Ciddi puan ortalamaları o takımların düşündüğümüzde. Bu noktada hocam, Almanya futbolu ve Türkiye'deki futbol, Süper Lig'deki birbirine benzer yanları var mı? Benzerlikler var mı hocam? Süper Lig'in kalitesi artıyor mu? Yapılan transferler de var önemli. Ne dersiniz? Süper Lig'in genel seyriyle ilgili. Tabii ki şimdi öncelikle genellikle söylemek gerekirse bir kere Türkiye futbolundaki yönetim kurulu ve başkanları ülkeye bu değerli futbolcuları kattıkları için teşekkür etmek lazım. Yani başkanlarıyla, yönetim kurulu üyeleriyle, sponsorlarıyla. Çünkü sanırım bu değerli futbolcuların gelmesi ülke futbolu için umarım faydalı olacak. Özellikle bu sene yapılan gerçekten çok büyük transferler var, kaliteli transferler var. Ve bu tabii ki umuyorum ülke futboluna katkıda sağlayacaktır. Ama bunun aması da futbolcuların gelmesiyle olay bitmiyor. Bunların güncel çalışması, bunlara adaptasyon dönemi, bunlara devamlılık sağlamak gibi çalışma metotlarıyla beraber umarım her kulüp kendi açısından başarı noktasına ulaşır. Umarım bu vesileyle ülke futbolu genel olarak bir kalkınmada bulunur. Şimdi ülke futbolu Almanya ile Türkiye'yi kıyaslamak zor. Lakin şunu da söylüyorum. Biz Türkiye'de kendi ülkemizi küçümsemeyelim. Kendi insanımızı küçümsemeyelim. Kendi futbolcularımızı küçümsemeyelim. Kendi hocalarımızı küçümsemeyelim. Çünkü orada da çok değerli hocalarımız var. Çok iyi iş çıkaran hocalarımız var. Yani bunlar geçen sene olsun Emre Hoca olsun, şimdi Arda Hoca olsun, Eyüp'te İlhan Palut hocamızın ne yaptığı belli, Ömer hocamızın ne yaptığı belli, Çağdaş Hoca son yıllarda ne yaptığı belli, Nuri Hoca ne yaptı. Yani bunlar hep saymakla bitmez. Yani yeter ki biz kendi insanımıza, her dalda kendi insanımıza, yönetimsel olsun, idari olsun, teknik ekip olsun, futbolcu olsun, inanalım, güvenelim. Biz gerçekten iyi bir lige sahibiz, iyi bir futbolculara sahibiz. Yeter ki bunu taşın üstüne taş koyalım ve elimizden geldiği en iyi şekilde, maksimum şekilde çalışıp liyakatımızı yükseltmeye çalışalım. En önemli konulardan biri bu bence. Peki hocam, Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bu noktada hocam bir sorum olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro yapısı itibariyle bu ligin üstünde olduğu vurgulanıyor. Galatasaray hemen Başakşehir Galatasaray maçından sonra teknik direktör Çağdaş Atan. Fenerbahçe Başakşehir maçından sonra yine teknik direktör Çağdaş Atan.
Fenerbahçe Rize Spor maçından sonra teknik direktör İlhan Palut bunları vurguladı. Katılıyor musunuz hocam bu yorumlara ve siz Anadolu kulüplerini de takip ediyordunuz ve sizin döneminizde Anadolu kulüplerinden oyuncular da çağrıldı milli takıma ve burada net bir şekilde vurgulayalım, dinleyenlerimizle paylaşalım. Yusuf Sarı, Yunus Akgün Adana Demirspor'dayken çağrılmıştı. Samet Akaydın, Tayyip Talhasan Uç, birçok oyuncunun milli takıma gitmesinde etkendiniz. Tüm maçları takip ettiniz. Hı. Anadolu kulüplerinin ve bu makas açılması olayına katılır mısınız? Ve Anadolu kulüplerinin bu noktada etkinlikleri nelerdir? Nasıl buluyorsunuz? Gelişiyor mu hocam futbol? Şimdi dışarıdan bunu yorumlamak çok zor Salim'cim. Çünkü işin içinde olmadığımız için, yani hocalar hangi futbolcu istiyor, yönetim kimi istiyor, hoca isteyip istediğini alabildi mi ve yönetim istediğini alabildi mi, sonuçta bunun büyük bir faktörler var. Bunun bir maddi boyutu var. Yani insan her istediği futbolcu da maalesef alamıyor. Tabii ki maddi güç olarak bu saydığımız büyük kulüpler, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, tabii ki veya Trabzonspor, veya bunlar tabii ki maddi olarak diğer kulüplere üstün bir seviyede. Çünkü seyirci geliri olsun, potansiyel olsun, taraftar kitlesi olsun. Bu da tabii ki öncelikle daha başka bir portfolyoya dönüp başka bir futbolcu izlenimine akıyor. Yani bu bir gerçek. Onun için tabii ki, ama kadro mühendisliği, kadroda birbirine uyan oyuncu uyumayan olur mu? Bu da hocanın bir parçası diye düşünüyorum yönetimle beraber. Eğer hocayla yönetim el ele çalışırsa ve bir kadro yapısı, bir kadro mühendisliği oluşturulursa, paraya maddeye de bakmaksızın iyi bir takım oluşturacağına inanıyorum. Bir de daha lig erken, tabii ki şu an Galatasaray ve Fenerbahçe üstün görünüyorlar. Ama lig daha erken, önümüzde daha haftalar var. Bunun Avrupa Kupa maçları geliyor. Bunun kadro mühendislikleri gelecek. Onun için sanırım daha önümüze bakacağız. Tabii Adana Demirspor'u unutmamak lazım. Onlar da yıllardır mesela çok iyi bir transfer politikasıyla çok değerli oyuncular katıyor ülke futbolumuza. Onun için sadece büyük kulüpler değil, Anadolu kulüplerin de ülke futbolu için, başkanların da ülke futbolu için değerli isimler getirdiğini görüyorum, izliyorum. Evet, yani Adana Demirspor'da yükselen bir değer. Ben bu noktada hocam Adana Demirspor, Ankara Gücü, Trabzonspor zaten şampiyon olmuş bir camia, önemli bir camia, dört büyük olarak adlandırılan bir camia. Ankara Gücü gibi, Adana Demirspor gibi, Kayseri Spor gibi takımların net olarak vurgulayalım, üst sıraları kovalaması gerektiğini düşünüyorum hocam. Almanya Ligi'nde de böyle, İtalya Ligi'nde de böyle, köklü kulüpler zirveyi kovalıyor ve ligdeki yarış adına da güzel oluyor hocam. Ya, tabii ki, yani ne kadar çok iddia olursa ligde, ne kadar çok çekişmeli olursa, o kadar çok insan zevk alır. Ondan sonra ligde ayrı bir tada gelir. Yani bu bir gerçek. Peki hemen şunu da sormak istiyorum hocam. Milli takım süreci geride kaldı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Gelecek adına hayırlısı olsun. Bu noktada hocam, milli takımdan ayrıldıktan sonra teklif gelen takımlar oldu mu hocam? Teklifler var mıydı? Tabii ki vardı Salim'ciğim, ama ben, biliyorsun beni az çok, ben herhangi bir spekülasyonlara katılmıyorum veya şu takım beni istedi, bu takım beni istedi şeylere katılmıyorum ben. Benim yapım öyle değil. Belki de zaman zaman yanlış yapıyorum. Çünkü bu iki yılda geldiğimde benim Almanya'da 150 yakın Bundesliga maçı hocalar yönettiğimi, 250 profesyonel maç yönettiğimi bilmeyenler vardı. Yani ben bunlara şahit oldum. Hoca mısın gibisinden, hocalık yaptın mı gibisinden sorularla bile meşgul oldum yani. O yüzden belki de orada hata yapıyoruz, ama ben yine benim çizgimde kalacağım. Hiçbir şekilde herhangi bir spekülasyonlara katılmadan, yorum getirmeden devam edeyim. Çünkü orada çalışan hoca arkadaşlarımız var, kulüpler var, görüşmeler var. Onlara saygımdan ötürü her türlü güvenilir görüşmeyi de kendime saklıyorum. Evet. Hocam, ama Türkiye'de net bir şekilde gördünüz değil mi? Türkiye'de bir insanın, teknik direktörün kendini anlatabilmesi de bence çok çok önemli. Çünkü mesela siz milli takımda çalıştınız. Ben yakından takip ediyordum. Bizim yayıncılarımızdan Özgür abi, Özgür Sancar yakından takip ediyordu. Çevrenizdeki insanların önemli bir seviyeye sahip olduğunuzu. Fakat Türkiye'de yani bu noktada bilmiyorum hocam yani. Umarım
sizi anlarlar ve tanırlar çünkü Almanya'da yaptıklarınız azımsanamayacak bir başarıydı. Artık o onların takdirine kalmış, canları sağ olsun. Ben devam elimden geldiği kadar nerede olursa artık çalışmaya devam edeceğim. Elimizden gelen en iyi şekilde başarılı olmaya çalışacağız. Hedefimiz o. Hocam çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Almanya'dasınız. Almanya'ya selamlar hocam. Geldiğinizde Radyo Spor'da stüdyomuzda ağırlamak da isteriz sizleri. Çok teşekkür ederim hocam keyifli sohbetiniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hemen paylaşalım sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz Kenan Koçak'tı. Kenan Koçak'la birlikte gündeme değerlendirdik. Önemli gelişmeler var. Hemen çok özür dilerim. Hemen sizle paylaşalım sevgili dinleyenler. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca Ajans Spor'a konuştu. Emre Belezoğlu ile her konuda anlaştık. Her iki taraf için de hayırlı olsun cümlesini söyledi. Şu anda da zaten Emre Hoca ile birlikteler. Emre Hoca'ya da zaten başarılar diledim. Direkt demeci alırken hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah utandırmasın. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız. Simay Trafo'nun sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Metiner Erdem olacak. Viral'den, Viral Spor'dan Metiner Erdem bizlerle birlikte olacak. Metiner Erdem'le birlikte Ankara Gücü'ne, Ankara Gücü ve Gençler Birliği'ndeki gelişmeleri konuşacağız. Sevgili dinleyenler, birazdan Metiner Erdem bizlerle birlikte olacak. Sizlerden gelen sorular var, bunlar şimdi meşgulmüş, onu söyleyelim. Birazdan bizlerle birlikte olacak Metiner Erdem. Sevgili dinleyenler, bunu aktaralım. Dün gelen bir mesaj vardı, okuyamamıştım. Okan Çakır yazmış. Kasımpaşa semtinden selamlar, sevgiler Salim abi. Uzun zamandır yoktum, umarım iyisindir, Allah'a emanetsin abim, görüşmek üzere demiş. Evet, Okan Çakır Kasımpaşa taraftarı, bir dönem dinlememe kararı almıştı Kasımpaşa'nın sonuçlarından sonra radyomuzu. Bugün geri döndü. Aramıza hoş geldin Okan. Kasımpaşa'da önemli bir galibiyet aldı. Kasımpaşa'yı da tebrik ederim. Hemen soruları kontrol ediyorum. Derfin Yunus Tane yazmış. Kenan Koçak hocam, milli takım olsun, ülke futbolumuz olsun, sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Hep içeride birbirimizi yemekten Avrupa'da başarılı bir türlü gelmiyor. Umarım başarıyı elde ederiz demiş. Tolunay Kafkas'a ayrıldı. Yerine Emre Belezoğlu geldi demiş. Evet. Özel haberini de yapmıştık bunun. Faruk Koca Ajans Spor'a konuştu. Önemli bir röportaj, önemli bir demeç. Emre Belezoğlu'yla anlaştık her konuda dedi. Şu anda imzalar atılıyor. Resmi imza töreni de yapılacak. Ne zaman yapılacak? Hepsini ve daha fazlasını Metiner Erdem'le konuşacağız. Metiner abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Merhaba. İyiyim Salim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yayına girmeden önce Faruk Başkan'la konuştum, sağ olsun bizleri kırmadı. Ajans Spor özel olarak açıkladı, resmi açıklama geldi Ankara Gücü cephesinden, Sayın Başkan'dan. Emre Belezoğlu hayırlı uğurlu olsun, Emre Hoca ile birliktelerdi. Sağ olun. Tebrik hayırlı ediyorum Metiner abi, çünkü şundan dolayı Emre Belezoğlu'nun adaylar arasında olduğunu dün Viral Spor'da konuştun. Evet. Yayınlarınızda da söylediniz. Adaylar arasındaydı. Kimlerdi adaylar? Rıza Çalınbay, Samet Ayrıca, Hakan Keş, Emre Belezoğlu. Bir de Taner Taşkın. Yani bu da Ajans Spor'da çıktı. Gerçi Taner, evet, Taşkın. Taner Hoca ile ilgili bir bağlantı olmuş. Taner Hoca ile ilgili de konuşmuş. Doğrudur. Taner Hoca ile de, ama yani ben konuştuğumda kesinlikle hani bizim Taner Hoca gündemimizde değil denildi ama belki de bazen işte farklı şeyler söylenebiliyor medyaya. Hani kendi konuştukları ve medyaya aktardıkları farklı olabiliyor. Ben de Taner Hoca'nın gündemde olabileceğini tahmin edebiliyorum.
Hani Emre Yıldız vardı biliyorsunuz, sportif direktör Ankara Gücü'nde, Serdar Kırklası bu. Onun da eskiden çalıştığı bir teknik direktör. Ondan dolayı Taner Taşkın ismi de gündeme gelmiş olabileceğini tahmin ettim. Şunu söylememde fayda var abi. Ben Taner Hoca'yı da çok başarılı buluyorum. Bilmem yani hangi görüştesin ama bu noktada ben Taner Hoca'yı başarılı buluyorum. Şöyle, Keçiören Gücü'ndeyken Taner Hoca müthiş bir çıkış yakalamıştı. O dönemde ben de keyifle aslında Ankara Gücü dışında bir de zaman zaman Gençler Birliği maçlarına giderdim. Siz Taner Hoca'nın o Keçiören Gücü'nü izlemek için her hafta Keçiören Gücü'nün maçlarına gitmeye başladım. Yani çok keyif alıyordum. Şampiyonluğu oynuyordu o sezon. TFF 1.lik'te Keçiören Gücü son haftalarda işte maalesef kaçırdı Süper Lig şansını. Ama Taner Taşkın başarılı bir teknik direktör. Umarım ya bu senenin Sakarya'da istediğini yapamadı gerçi ama yani ileride biz onu Süper Lig'de bir şekilde göreceğimize inanıyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Taner Hoca'yla da konuştuğumda şunu söylemişti. Taner Hoca'nın direkt dediği şu: Süper Lig'i bekleyeceğim. Süper Lig olmazsa 1.lik'te devam edeceğim dedi. Birebir konuşmamızda bunu duydum. Ben de aynı fikirdeyim Taner Hoca noktasında. Ben de Taner Hoca'yı çok başarılı buluyorum. Umarım hak ettiği yerde olur. Şanlıurfa Sporları teknik direktör değişimi var. Onu da hemen paylaşayım abi. Şanlıurfa Sporları İrfan Buz yeni teknik direktör oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim her iki tarafa da. Evet. Mustafa Dalcı'yla da bir görüşme olacak diye duymuştum ama demek ki İrfan Buz olmuş tercihleri. Peki devam edelim abi. Ankara Gücü'nde yeni bir teknik direktör Emre Belezoğlu, camiaya hayırlı olsun. Ben Ankara Gücü kadrosunu çok iyi buluyorum. Ve ilk 5-6'ya oynamasını bekliyordum sezon başı. Oynar diye de düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir camia. Eryaman mesela Ankara merkezine biraz uzakta eski stadyumu düşündüğümüzde. Fakat orada bile dolu dolu tribünler. Ne dersin abi bu noktada? Ya şöyle söyleyeyim. Yani Eryaman uzak ama metro istasyonunun hemen yanı dibinde. Metroya bindiğin zaman Kızılay'dan 45 dakika içerisinde yani orada olabiliyorsun. Ama tabii yani Ankara İstanbul gibi olsa, neyse İstanbul'da şimdi Başakşehir'de de İstanbul Spor'un oynadığı statları falan biz buradan geldiğimiz zaman ölüyoruz oralara gitmek. Ankara'da yani insanlar biraz daha rahata. Yani bir 19 Mayıs vardı biliyorsun, yıllarca Ankara'nın yükünü çeken çok merkezli bir yerdeydi. Her taraftan rahat ulaşım vardı. Böyle bir beklenti 19 Mayıs statı da 2025'e umarım yetişecek 50 bin kişilik bir stat. Ankara'nın gururu olacak bir stat inşallah. Yani ben Eryaman'ın çok da uzak olduğunu düşünmüyorum ama düşünen Ankara güçleri de yok değil. Bu arada şimdi bir şey düştü medyaya, Ankara Gücü'nden bir açıklama. Saat 15.30'da Eryaman stadında Emre Belezoğlu ile imza töreni olacakmış. Yani hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 15.30'da siz de gideceksiniz abi, takip edeceksiniz. Tabii. 15.30'da Eryaman stadında. Stadın içinde mi olur yoksa basın toplantısı odasında mı olur, onu da bakalım. Belki tarafları da davet ederler. Güzel bir görüntü izleyebiliriz yani. Devam edelim abi, Emre Belezoğlu. Evet. Yeni teknik direktör Emre Belezoğlu Ankara Gücü camiasında. Hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi diğer adaylardan Rıza Çalınbay mesela. Rıza Çalınbay çok daha garanti bir, ben öyle görüyordum. Yani gittiği her Anadolu takımında Rıza Çalınbay dokunan, o takımı belli bir noktalara getiren bir teknik direktördü. Emre Belezoğlu yani futbolculuk kariyeri müthiş. Yani hem Türkiye'de hem Avrupa'da Türkiye'yi, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da çok başarılı futbol oynayan, Türkiye'yi Avrupa'da da çok başarılı temsil eden bir futbolcuydu. Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'de direkt başladı. Arkasından Başakşehir'de çoğuldu. Yani şimdi bir Anadolu kulübü tecrübesi yok Emre Belezoğlu'nun. Ama Emre Belezoğlu'nun tecrübesiyle bu eksikliğini bir şekilde gidereceğine, yani Anadolu'da da başarılı olabileceğine inanıyorum. Ankara Gücü'nün kadrosu da dediğin gibi yani bir İstanbul takımı, bir Başakşehir'den falan aşağı bir kadro değil. Yani maalesef
Hani biraz işte şöyle oldu. Bizim kanat oyuncular son dakika geldiler. Sezon başı hazırlıklarına katılmadılar. Ondan dolayı biraz Tonay Hoca onları hazırlamakta gecikti. Yani tam entegre edemedi takıma onları. Ondan kaynaklı bir sorunlar yaşadık ama umarım şimdi bir Emre Belediye'de şöyle bir şansı var. Biraz zor, fikstürün zor kısmını, sezon başı biraz zordu fikstürün. Bir de stadımız biliyorsun hazır değildi. Onun için İstanbul'da oynadık bazı maçları. Evet. Ondan dolayı biraz sıkıntılar yaşıyorduk. O sıkıntılar artık atlatıldı. Taraftarıyla falan birlikte yani bir Kayseri Spor maçına çıkacak. Eğer Kayseri Spor maçını kazanırsa müthiş bir başlangıç olur. Devamı da gelir diye düşünüyorum. Emre Belezoğlu bunları da başaracak kariyere sahip bir teknik direktör. Özellikle de camianın bütünleşmesi açısından ciddi bir... Evet, şöyle söyleyeyim. Şimdi ben Emre Belezoğlu ismini dün akşam yayından sonra bir şeyle katıldık. Ben sen de bana söyledin ya, dün senle de biliyorsun konuştuk. Bana gelen bilgi şuydu abi. Direkt ilk hatta ilk diyoyu sen verdin zaten. Bana şunu söylediler. Futbolculuk kariyeri üst düzey olan ve herkesin şaşıracağı bir isim dediler. Benim aklıma direkt Fatih Tekke Hoca geldi. Onun dışında yani çok büyük bir marka denildi. Fatih Hoca bile geldi yani orada. Fatih Terim geldi dedim, olabilir mi? Çünkü daha önce biliyorsun. Fatih Terim teknik direktörle Ankara Gücü'nde başladı. Ankara Gücü'nde başladı ve sitelerde yer alan isimler vardı. Taraftarların evet. istediği isimler Hakan Keleş Hoca, Samet Aybaba ile ilgili, Samet Hoca ile ilgili Ankara Gecekondu önemli bir açıklama yaptı. Tabii tabii. Gecekondu bir resmen talep etti. Samet Aybaba'yı. Halbuki biraz şaşırtıcıydı. Futbolculuk döneminde de en fazla Samet Aybaba Gecekondu'yla çakıştıydı. Hatta bir görüntü hala gözlerimin önünde, tellere tırmandığı bir görüntü vardı. Tepkiler üzerine falan. Ama Gecekondu bilinçli bir taraftar grubu. Yani Samet Aybaba'da ben Kayseri'de birlikte çalıştık. Yani ben Kayseri'de gazeteci yaparken Samet Aybaba'da Kayseri Spor çalıştık. Son derece başarılıydı orada da. Anadolu takımlarına dokunan bir teknik direktör. Bir Adana Demirspor'da Balotelli'yle bir şey oldu. Orada bir olmadı yani diyelim. Onun dışında Samet Aybaba'da başarılı bir teknik direktör olarak havuzlarda kaldı. Şunu söylemekte fayda var. Adana Demirspor'da da Samet Hoca inanılmaz bir şampiyonluk elde etti. Yani 11 puan geriden tabii. geldi. Yani son 11 maçını böyle kazan 11 maçını kazanarak böyle geldi. Takip ediyordum yani. Müthiş bir başarıydı Sefer Bengilik'te. Yani ben Samet Hoca'yı da beğendim teknik direktörler arasında. Adana Demirspor sürecinde yakından şahit olmuştum. Evet. Samet Hoca'nın da bu dönemde önemli bir kulübe gideceğini düşünüyorum. Çünkü... İnşallah. Hak ediyor. Yani hak eden teknik, çalışkan, işini bilen. Yani adaylar bence yani Samet Hoca, Rıza Hoca, Emre Hoca, ondan sonra kontrol ediyorum. Hakan Keleş. Hakan Keleş. Yani, yani hepsi birbirinden değerli teknik direktörlerdi. Bunu söylemekte fayda var. Yani ben... Katılıyorum Salim. Yani ben de bugün başkanla görüşümüzde basın toplantısında başkanla çok limonidir aramız ama başkanı özellikle tebrik edeceğim. Yani bir kere Emre Belezoğlu gibi bir ismi de yani 24 saat içerisinde işini bitirmek de kolay bir iş değil yani. Bunu başardı ve ilk defa biz daha önceki teknik direktör araçlarında çıldırırdık yani. Öyle bir isimler gündeme gelirdi ki tamamen yani birazcık da atama şeklinde diyeyim isimler olurdu. Şimdi artık öyle isimler değil. Yani Türkiye'nin futbol piyasasının en üst top isimleri kimlerse yani Fatih Terim bile konuşulabiliyorsa evet konuşuldu Fatih Terim bile. Yani bu Ankara Gücü'nün biraz başarısı diyeyim. Bu şekilde Faruk Koca'nın da bu kulüpte özellikle ekonomik anlamda yaptığının inşallah bugüne kadar ekonomik anlamda kulübe çok şeyler kattı. Bundan sonra yani sportif başarı anlamında da emeklerinin karşılığını alır diyelim. Faruk ben Koca'nın de aynı fikirdeyim. Ben yani başkanla da birebir de görüştüğümde bunu net bir şekilde görüyorum. Ekonomik olarak, ekonomik açıdan Ankara Gücü'ne çok ciddi katkılar sağladı. Bu inkar edilmez. Yani, doğru. Yani şu anda yani vergi SKK borçları sıfır olan tek takım yani Süper Lig'de
Artı futbolcularına borcu olmayan neredeyse tek takım, bütün takımlar 3-4 ay, 5 ay, 6 ay. Ben konuştuğumda şunu söyledi. Ben de tebrik ettim Faruk Başkan'ı. Bir ay dedi alacakları var dedi. Süper Lig için muazzam bir durum. Tabii bir ay ne demek ya? Yani normal yani bir iki yani örneğin şu an Ekim ayındayız. Eylül maaşları ödendi. Yani evet. Türkiye, bir Ekim kaldı. Türkiye'de Süper Lig'de bunu net bir şekilde vurgulayalım. Bunu yapan takım çok çok azdır. Ben de hatta kendisine demiştim Sayın Başkan'a. Süper Lig'de Adana Demirspor, Kasımpaşa, Sivas Spor da bu şekildeydi dedim. Yani onu söyleyebilirim. Ciddi bir yapılanma var. Ankara Gücü'nün ilerleyen süreçte de Avrupa kupalarını oynayacağını düşünüyorum Metin Er abi. Çünkü sezon kurulan kadro çok iyiydi. Özellikle de Chapnus transfer yapar diye düşünüyorum. Bu hafta Galatasaray maçında da gol attı. Benim de beğendiğim bir oyuncu. Çok Adana Demirspor maçında mesela müthişti. Yani hatta hatırlarsın o maçtan sonra biz seninle sohbet etmiştik. Ben sormuştum. Bu oyuncu nereden geldi abi? Bonservisine kadar vesaire diye. Sonrasında Sayın Başkan'la da yayın yaptığımızda ona da yönelttim. Yani tebrik edelim. Önemli bir hamle diye. Yani ben önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bence net Süper Lig'de önemli kulüplere gider. Avrupa yapabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Açık alan bulduğu zaman yani tutulması son derece zor bir oyuncu. Yani kimse peşinden yani Jamaika'da 400 bin euroya geldi. Evet. 400 bin euroya geldi. Jamaikalı bir oyuncu. Jamaikalıların da özelliği zaten sprinter olmaları biliyorsun. Yani çok hızlı bir oyuncu. Son vuruşları hep geldiğinde şunu söylen. Son vuruşları falan kötü. Ben kesinlikle katılmıyorum son vuruşlarının kötü olduğunu. Oğuz o kadar gelip de daha sonra maçında o köşeye bulması Mustera'yı gibi bir kaleci hiçbir müdahale edemedi bir de topa. O köşeyi bulması falan öyle kolay bir iş değil. Yani attığı 3 gole de baktığın zaman 3'ü de son vuruşları gayet iyi. Kaçırdıkları gollerde yani tamamen kaleyi yani bulan toplar, kalecinin başarısı çıkarılan toplar. Açık alan bulduğu zaman iyi ama tutulduğu zaman mesela Konyaspor maçında yani tam defans yaptı Konyaspor. Alan bırakmadığı zaman yani biraz zorlanıyor. O şeyinde de artık teknik direktörün çare bulması gerekiyor. Evet. Kendisinin de biraz çalışması gerekiyor. Tabii kendisini de geliştirmesi gerekiyor. İyi bir transfer. Yani gelecek vadeden bir transfer diyeyim. İnşallah Ankara Gücü uzun süre oynar. Yani ben böyle topçuların da hemen transfer olmasını da çok doğru bulmuyorum. Bizim de seyir zevkimiz var. Biz de böyle futbolcuları izlemekten keyif almak istiyoruz. Peki Metin Er abi hemen bir sorum daha var. Yöneltmek istiyorum. Gençler Birliği ile ilgili neler söylersin? Kısa bir cümle alırsam abi ardından bitirelim. Gençler Birliği artık kongre konik oldu. Yeniden bir kongre tarihini vallahi unuttum artık. Gençler Birliği'nin kongre haberlerini takip etmekten. Yani daha, her iki ayda bir Gençler Birliği kongre yapıyor. Yine bir kongre karar aldı. Yani müzik ile ilgili bazı değişiklikler işte son kanuna uygun hale getirmek için müzik deniliyor ama bu arada bakıyorsun seçim maddesi de konulmuş. Yani başkan canı sıkılıyor. İki ayda bir seçim yapıyor. Hayırlı olsun diyelim. Yine bir seçim var Gençler Birliği'nde. Yine böyle Gençler Birliği bu. Çok ama teşekkürler Metin Er abi. Evet buyur abi. Ligde de yani fena değiller diyeyim. Bu sene sanki playoff'u zorlayacaklar gibi geliyor bana. Ben de aynı fikirdeyim. Sinan Hoca'yı da ben çok beğeniyorum. Bunu da vurgulayalım. Sinan Kaloğlu Hoca da iyi işlere imza atıyor. Çok teşekkürler Metin Er abi. Ben teşekkür ederim. Ankara Gücü taraftarlarına da ilk bilgiyi yine resmi açıklamayı sen verdiğin için de tekrardan tebrik ediyorum. Rica ederim abi. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşürüz. Sağ ol. Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz Real Spor'dan Metin Er Erdem'de Ankara Gücü'nün Emre Belezoğlu dönemi hayırlı olsun. Sayın Başkan yayınımızın başında ilk kez Ajans Spor'a ve Radyo Spor'a açıkladı. Yayınımızı bitiriyoruz. Bugün Salı, Salı günleri 13-14 arasında Ali Erim ve Engin Çetin Engin Görüş programında sizlerle birlikte oluyorlar. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Simay Trafo Anadolu Ateşi'ni sundu. Radyo